the Turkish Grand Prix. It's lights out and away we go. Ocon is overtaking Lewis Hamilton as well. Verstappen. And Max Verstappen, Verstappen goes wide and spins as well. And the new inters go on. It's a clean pit stop. Oh no, now there's a problem. Tekno izleyicileri, şimdi hep birlikte sizlerle çok güzel bir tura çıkıyoruz. Bu araç Formula 1 araçlarının Türkiye'deki en yakın araçlardan bir tanesi. 300 beygir gücünde. Pistte 240-250 km hızı görmek üzereyim sanırım. Hadi piste geçelim ve bu heyecan dolu deneyime bir bakalım. Takipçileri, bugün çok özel bir yerde, çok özel biriyle birlikteyiz. Intercity Genel Müdürü Salih Ezber ile birlikteyiz. Hoş geldiniz kanalımıza. Merhabalar. Biliyorsunuz Formula 1'in İstanbul ayağına çok az bir süre kaldı. Yarışlara bu kadar kısa bir süre kalmışken buraya gelip hem Salih Ezber'in düşüncelerini öğrenmek hem de pistin biraz tozunu yutmak istedik. Öncelikle Salih Bey, geçen senenin ardından on binlerce kişiye kapınızı açıyorsunuz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tekrar Formula 1'i bizlere getirdiniz. Tekrar bu kültürle aşina olacağız sizler sayesinde. Biliyorsunuz geçen sene 9 yıllardan sonra gerçekleştirdik. Intercity İstanbul Park olarak sezonun en iyi yarışına imza attık. Evet. En heyecanlı yarışı oldu, en iyi organizasyon seçildi. O bizi çok gururlandırdı. Bu sene de tabii geçen sene pandemi koşulları nedeniyle seyircisiz yapılmak durumunda kaldı. Bu sene de seyircili olaraktan tekrar gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz çünkü seyircili Formula 1 yarışının havası ve izlenimi çok daha farklı olacak. Bizim için çok önemli. O yüzden de seyirci alanları için çok çalışıyoruz. O seyirci deneyimini arttırmak için de güzel şeyler planlıyoruz. Peki sizce ülkemizde Formula 1 kültürüne dair ilginin artması nasıl oldu? Artık benimsedik mi bu kültürü, yoksa hala biraz daha zamana ihtiyacımız var mı Formula 1'e alışmamız için? Ben 2005'ten bu yana pistteyim. Birçok yarışa bir fiil şahitlik yaptım. Hem Intercity yönetiminde çok ciddi anlamda bir gayret, çaba ve tanıtım gücü de var. Aynı zamanda Formula 1 artık yeni sahipleri birazcık daha sosyal medyaya, birazcık daha gençlere dokunan işler yapıyorlar. Bu da kitleyi çok farklılaştırdı. Çok daha aktif bir kitle var. Bir de eskiyle kıyasladığınızda çok da ciddi bir teknoloji farkı var. Yani bu işi izlemek, bu işi takip etmek çok daha kolay, daha heyecanlı, daha keyifli. Bunu burada canlı izlemek de son dokunuşu oluyor aslında. O bakımdan önemli. Peki pist hakkında düşünceleriniz neler? Ben onu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye Grand Prix'si Formula 1'in en sevilen yarışlarından biri oldu. Geçen sene birçok pilot en çok buradan zevk aldığını söyledi. Her ne kadar yağmurlu havada biraz böyle spinler görsek de. Siz pist hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de burası tersten dönülen bir pist. Tersistan Park Formula 1 pistleri arasındaki dünyanın en iyi 3, kimilerine göre de en iyi pisti olarak algılanıyor. Saat yönünün tersine giden bir pist. Yükseklik farkı çok olan bir pist. O yüzden bir roller coaster efekti yaratıyor. Çok teknik virajları var. Hızlı ve yavaş kombine. Çok teknik virajı var. Meşhur bir 8. virajımız var zaten. Evet. Formula 1'deki kült virajlar arasında şimdiden ki yeni bir pist sayılırız aslında. Yani çok böyle 50 yıllık, 60 yıllık bir pist değiliz. Ama ona rağmen hemen kült virajlar arasına giren bir 8. virajımız var. O yüzden çok özel bir pist. Pilotlar burada yarışmayı çok seviyor. Seviyorlar, çok evet. istiyor. Bence dünyadaki en iyi Formula 1 pistlerinden biri. 365 gün yaşayan bir yer burası. Intercity İstanbul Park. Burada çok büyük bir akademimiz var, etkinlikler yapıyoruz, sürekli aktif. Formula 1 tabii bunun en tepe noktası. Bir de şimdi bu sene seyircili olacak olması çok heyecanlandırıyor. Evet. Keyifli bir hafta sonu geçireceğiz gibi duruyor 8-9-10 Ekim'de. Evet. Peki geçen sene yanlış hatırlamıyorsam bir asfaltta yenileme olmuştu. Bu yıl nasıl hazırlıklar yaptınız? Asfalt tabii çok son dakika yenilendi. Tamamen FIA'nın istediği ve orijinal speklerine uygun bir asfalt yapıldı. Geçen sürede de biraz kullandık. Klinikler ve yarışlarımızı yaptık. Birkaç sürprizimiz de var. Pilotları bu sefer daha böyle değişik bir asfalt bekliyor olacak. Çok heyecanlı bir yarışa ev sahipliği yapacağız. Evet. Keyifli bir yarış geçeceğine ben inanıyorum. Özellikle yağmur yağdığı zaman. Yağmur, yağmursuz mesela şöyle bir istatistik var. Yılını tam hatırlamıyorum ama 2010 veya 2011 olabilir. Kuru havada en fazla geçişin olduğu yarış rekoru halen bizde olması lazım. Bu ilginç bir detay. Geçiş demek, bol aksiyon demek, bol heyecan demek, bol seyir keyfi demek. Evet. Bizim pistimiz de bunu sağlıyor aslında her anlamda.
kuru da olsa, yağışlı da olsa çok heyecanlı bir yarış olacağına eminim. Şimdi Formula 1 hayranları biliyorsunuz bu yıl bir hayal kırıklığı yaşadı. İlk önce iptal edildik. Hı-hı. İngiltere bizi kırmızı listeye aldı. Sonra ne olacak bilmedik. Biz ne zaman kalıcı yer edineceğiz takvimde? Bir de Formula 1 el de değiştiriyor. Bunun takvimdeki yerimizle ilgili bir bağlantısı olur mu? Biz artık her yıl o takvimdeki kendi adımızı görür müyüz? Bunun için devletimiz bunu çok istiyor. Formula 1 yarışlarının kalıcı olarak ülkemizde kalmasını, burada yapılmasını çok istiyor. Biz Intersistan Park olarak çok istiyoruz. Formula 1 yönetimi de istiyor. Bu üçlü istedikten sonra bence uzun vadeli bir anlaşmanın ben olacağına inanıyorum. Formula 1 de buraya gelmekten çok mutlu. İstanbul'da altyapı olarak buraya gelişi, gidişi, lojistik imkanları, pistin Intersistan Park'ın onlara sunduğu altyapı ve hizmetler. Yani buraya geldiklerinde hayatları çok rahat ve kolay oluyor onlar için. Pilotlar da buradan çok keyif alıyor. Çok heyecanlı oluyorlar burada yarışmaktan. Onların limitlerini zorladığımız bir yapımız var pist olarak. Bu da onları heyecanlandırıyor, daha hırslandırıyor. Bütün aslında bileşenler bu konuda pozitif. Ben umuyorum ki uzun vadeli bir takvime girişimiz olacağına inanıyorum. Bu da hem ülke tanıtımımız için çok önemli, ekonomisi için çok önemli ülkemizin. Çünkü sırf bu seneki yarış bile yaklaşık 100 milyon dolarlık direkt bir ekonomik katkı sağlıyor. Bir de üstüne ülke tanıtımını eklediğimizde yani milyarlarca kişi izliyor bunu. Hani bütün televizyon kanalları veya farklı mecralar o hafta sonu boyunca Türkiye'den, İstanbul'dan bahsediyor. Şimdi son sorumuz, bunu sormasam olmaz. Tabii ki. Hangi takım, hangi pilot? Çok tutmuyorum ama burada 2006'yı hatırlıyorum. Hamilton burada çok GP2'deydi o zaman. Çok acayip bir performans göstermişti. Pisti seviyor. Bu pistte de hep iyi performans gösteriyor. Geçen sene de bunu şahit olduk zaten. Ben onun burada çok iddialı olacağını düşünüyorum ama bu sezon da çok kıran kırana geçiyor. Evet. O yüzden böyle keyifli bir mücadele görmek bence herkes için, kim hangi takımı tutuyorsa fark etmez ama herkes için çok güzel bir şov olacak. Bir de birkaç böyle hatırlatma yapmak isterim aslında. Biliyorsunuz bu 3 günlük bir etkinlik. Yani bir hafta sonu etkinliği ve sabah erken başlıyor. Formula 1 dışında bizim Intercity Cup yarışlarımızda destek yarışı olarak burada. O yüzden pist üzerinde sürekli bir aksiyon var. Seyirci alanlarında da çok güzel etkinlikler planlıyoruz. İşte müzik gösterileri, şovlar, etkinlikler, akrobasi gösterileri, F1 ile alakalı farklı farklı eğlence alanları ve etkinlik alanları, yeme içme deneyimi. Yani 3 gün boyunca bir aileye, arkadaşlara veya çocuklara çok keyifli bir ortam hazırlıyoruz. Erken gelmelerini öneriyoruz. Erken gelsinler ya, burada yapacak çok şey olacak hafta sonu boyunca. Bir de ellerini çabuk tutsunlar. Biletler biraz tükenmek üzere evet, bu son 2 hafta. Öyle. Canlı izlemek istiyorlarsa ellerini çabuk tutsunlar. Çok teşekkürler Sadi Bey, gerçekten bizlere vakit ayırdığınız için. İlk önce Formula 1'de, sonra da diğer etkinliklerde Intercity'de birlikte buluşmayı unutmuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler ve tekne izleyicileri. Hoşça kalın.